Kerem, hem maç hem devre arasında yaptığımız yayınlarda aslında ben yani Galatasaray'ın turu geçeceğini düşünüyordum açık söylemek gerekirse. Ki ilk maçta alınan galibiyet de bence bunun için önemli bir göstergeydi ama ya özellikle Ceren işte ikinci yarının başlangıcında oyunun hakimiyeti bir türlü ele alınamadı. Sonrasında 62. dakikada iki değişiklik yaptı Galatasaray. Kerem ve Mertens çıktı. Zaha ve Oliveira girdi oyuna. Yani bu değişikliklerden sonra da hani işte tam böyle acaba tekrardan mı Galatasaray ele alıyor oyunu derken 70. dakikada hiç istemediğimiz bir şey yaşandı ve Kaan Ayhan kırmızı kart gördü. Bir VAR incelemesi. Önce sarı kart, sonra VAR incelemesi. Sonra bu kart kırmızıya döndü. Bu tabii hiç istemediğimiz bir şeydi. Yani Prag gibi bir deplasmanda 10 kişi kalmanın zaten çok zor olacağını biliyorduk. Ama açıkçası çok büyük bir talihsizlik, şanssızlık oldu. Bu madalyonun bir tarafı aslında baktığımızda. Yani 10 kişi kalmak, sonrasında Prag'ın tamamen oyunun hakim olması ve kırmızı karttan hemen 4 dakika sonra da golü yememiz gerçekten büyük bir talihsizlikti. 2-1 bulduktan sonra Prag zaten hani 2-1'den sonrası maçın birazcık artık hani ya 3-4 çok kolay geldi. Onları çok fazla değerlendirmeye gerek yok ama o 2-1 sonrasını yani 2-1 öncesini diyeyim daha doğrusu Galatasaray zaten çok iyi ele alamamıştı. 2-1 sonrasında da oyun tamamen Prag'a geçti. Yani yayının başında da söyledim. Ben turu geçeceğini düşünüyordum Galatasaray'ın. Bu turu geçtikten sonra gerçekten hani gelecek rakibe göre de şansı olduğunu düşünüyordum. Ama bu maçta bir kez daha gördük ki Galatasaray'ın çok ciddi anlamda bazı defoları tekrardan ortaya çıkmış oldu. İlk Prag maçında da aslında zaman zaman bu defoları görmüştük Ceren. Ama bu maçta gerçekten tekrardan görmüş olduk ki yani ilk maçta ev sahibi olmanın avantajıyla tabii bazı avantajlar vardı. Ama bu maçta özellikle deplasman oyununda rakibin de baskılı oyunu ve baskısıyla birlikte Galatasaray'ın çok net bazı defoları ortaya çıktı. Bu defolar neydi diye soracak olursan aslında Galatasaray'ın sezon başından bu yana belki de yaşadığı bek problemi var. Sol bekte Berkan Kutlu oynadı. Berkan yine iyi niyetiyle, mücadele gücüyle tabii ki elinden geleni yaptı. Burada bir Berkan eleştirisi kesinlikle yapmıyorum. Ama Berkan'ın sırf sol ayakta olduğu için sol bekte sürekli oynamak zorunda kalması bence bu turun kaybedilmesinin sebeplerinden bir tanesiydi. Turun kaybedilme sebeplerinden bir tanesi Derrick Köy'ün Avrupa listesine yetiştirilememesiydi. Turun kaybedilme sebeplerinden bir tanesi Ceren orta saha, o beklenen orta saha merkez transferinin bir türlü yapılamamasıydı ve son gün transferin son günü Endombele'nin transfer edilmesiydi. Hazır olmayan Endombele'nin. Turun kaybedilmesinin başka bir sebebi yine transferin böyle son günlerinde gerçekleşen ve hani çok uzun zamandır performansında tartışma olmasına rağmen kabullenilen Serge Aurier'in Afrika Kupası'ndan sakat dönmesi ve Kaan Ayhan'la orada oynamak zorunda kalınmasıydı. Yani birçok farklı sebep aslında burada sayabiliriz, gösterebiliriz. Okan Buruk yine elindeki malzemeyle en iyisini yapmaya, oynatmaya çalıştı. Ama artık bir noktada da bu malzeme yeterli olmayacaktı. O da açıkçası Prag'a denk geldi. Galatasaray bugün Prag'ı elemiş olsaydı bile Ceren, maalesef yani bu mevcut bek rotasyonuyla birlikte çok fazla da ileri gidemeyeceğini biz bu maçta tekrardan görmüş olduk. Yani bir sonraki turda işte bir Leverkusen eşleşmesi, bir Brighton eşleşmesi, bir Liverpool eşleşmesi, bir West Ham eşleşmesi de bunu bize çok daha fazlasıyla gösterecekti. Prag göstermiş oldu. Yani bir tur erkenden göstermiş oldu. Ama Süper Lig'de Galatasaray'ın bunun yokluğunu çok fazla hissetmeme sebebi aradaki kalite farkından kaynaklanıyormuş demek ki. Bunu da görmüş olduk. Avrupa'da bu defolar direkt olarak ortaya çıktı. Bu da net bir şekilde belli oldu. Yani işin olayın bir de tabii Prag tarafına bakacak olursak onlar aslında ilk maçta deplasmanda mağlubiyetle dönmüşlerdi kendi ülkelerine. 3-2'lik bir mağlubiyetle dönmüşlerdi ve bu maçı mutlaka kazanmaları gerekiyordu Ceren. Onlar da doğru oyunla maçı kazandılar ki çok erken bir şekilde aslında ilk maçta da golle buluşan Preciado ile birlikte öne geçtiler 8. dakikada. O gole çok erken aslında cevap verdik. Yani Abdülkerim'in golü gerçekten erken bir cevaptı. Ama sonrasında biz yine aslında oyuna net bir şekilde hakimiyet kuramadık ki zaten Prag deplasmanında hani net bir hakimiyet beklemiyorduk. Yani Prag zaten kendi sahasında
özellikle bu sezon bazında bakarsak ciddi anlamda fark yaratan ve hani işte ligde 11 maçta 11 galibiyet alan bir takımdan bahsediyoruz kendi sahasında. Önemli bir takımdı. Önemli performansları vardı. Bu maçta da yine bize göstermiş oldular. Ben mesela devre arası yaptığımız yayında ilk yarıda işte 30. 31. dakikada sarı kart gören Sorensen'in kırmızı kart görebileceğini söylemiştim ama oyuncu ikinci yarıda zorlanmadı bile. Oyuncu ikinci yarıda hani neredeyse pozisyona girmedi. Böyle bir durum var. Galatasaray doğru oyunu ikinci yarıya taşıyamadı. Bir de özellikle yani 2-1'den sonra işte 3-1, 4-1'e giderken de Galatasaray'ın tabii 10 kişi kalmasıyla da birlikte ne kadar fiziksel olarak geride kaldığını görmüş olduk. Yani zaten fiziksel açıdan sizden daha iyi durumda olan bir takıma karşı bir kişi eksik oynadığınızda ne kadar zorlanacağını tekrardan görmüş olduk. Yani Galatasaray için bu sezonun Avrupa serüveni artık sona erdi. Önemli bir Şampiyonlar Ligi performansı vardı. Ön elemelerden itibaren önemli bir performans vardı. Elemeleri geçerek Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Bu çok değerli bir şeydi. Gruplarda Bayern Münih maçları, Manchester United maçları yine bence gayet iyiydi. Kopenhag maçları belki daha iyi olabilirdi ama yani yine de her şeye rağmen güzel bir Şampiyonlar Ligi periyodu geçirmişti Galatasaray. Orada belki de yani bir tane fazladan galibiyet almış olsa ikinci olarak yola devam edecekti ama üçüncü olup Avrupa Ligi'ne düştü. Avrupa Ligi kuralları da Ceren çekilirken sen de hatırlayacaksın. Sparta Prag çıktığında rakip olarak aslında olumlu olarak karşıladık bunu. Yani çok daha zorlu rakipler vardı. Hatta son topa Marsilya kalmıştı. Yani Marsilya ve Sparta Prag kalmıştı. Biz de bu noktada hani Sparta Prag'ı daha önde görüyorduk. Yani rakip olarak hani elenebilecek rakip olarak daha önde görüyorduk ama yani işte Prag'a da gücümüz bu noktada yetmedi. Belki de hani evet tekrar onlara dönmek çok istemiyorum ama işte Sacha Boey ayrılığı ardından sağ bek transferinin yani biraz şanssızlık da var sağ bekte açıkçası. Hani sağ bek yetiştirilmesine rağmen Avrupa'ya işte sakatlığından dolayı oynayamadı. Sol bek transferi yetişmedi. Burada hani çok şanssızlık yok. Burada birazcık açıkçası eleştirilmesi gereken bir durum var ki Angelinho'nun durumu zaten çok önceden belliyken Derrick Köhn'ün maalesef düzeltiyorum Avrupa Ligi kadrolarına yetiştirilememesi birazcık eleştirilebilir diye düşünüyorum ki hani aslında evet sol bekiniz belki yetişmedi ama bir yedek sol bek olsaydı diyeceğim yani yedek sol bekiniz de yok. Galatasaray'ın şu an mevcut kadrosunda yani Aurier ve Derrick Köhn dışında bek oyuncusu mevcut değil. Yani işte Berkan Kutlu oynuyor sol bekte. Sağ bekte Kaan Ayhan oynuyor. Barış Alper zaman zaman oynuyor. Kazım Can vardı. Kiralık olarak ayrıldı. Abdülkerim zaman zaman oynayabiliyor ama onun da oynaması çok mantıklı değil. Yani stoperde oynaması çok daha değerli. Ya bundan dolayı açıkçası Galatasaray'ın hani zaten çok fazla ilerleyemeyeceğini biz Sparta Prag maçında da görmüş olduk. Eğer Prag'ı geçmiş olsaydı bile yine de Galatasaray o noktada zorlanacaktı diyebilirim. Biraz yorum okumak istiyorum Ceren. Ben Hüseyin Turan'ın bir yorum var. Onu hemen okuyacağım. Bu sonuç çok normal. Sağ ve sol bek yok. Orta saha yapılmadı. Yedek forvet rezalet yönetime yazar demiş. Yedek forvet konusuna yani çok katılmıyorum. Evet Vinicius şu an o bekleneni belki veremedi ama yani şu an için hani yedek forvetlik bir durum söz konusu değil. Onun dışında maçtaydım. Berkan'ı oynatanlar utansın demiş. Ya bu konuda da ya Berkan'ın oynama konusunda da ben biraz burada hani işte Okan Buruk'tan çok biraz orada transferin yetişmeme konusuna bağlamak istiyorum. Sait Özün almış şöyle demiş. Galatasaray'ın elenmesi Okan ve futbolculara değil yanlış transfer yapan yönetime yazar bence demiş. Ya böyle bir durum söz konusu evet taraftarlar da bunun birazcık farkındalar. Yani transfer konusunda özellikle işte sol bekin Avrupa'ya yetişmemesi, sağ bekin talihsiz bir şekilde milli takımdan sakat dönmesi bunlara yol açtı. Ya bundan sonrası için artık Galatasaray Avrupa defterini kapatıp tamamen lige odaklanacak. Lig tarafından bakarsam da belki de bir avantaj olabilir bu. Yani Galatasaray'ın sadece lig oynayacak olması bence bu kısıtlı kadrosu için de daha mantıklı gibi gözüküyor. Hani kısıtlı diyorum çünkü kısıtlı olduğunu Ceren biz bugün yine tekrar görmüş olduk. İşte Kaan Ayhan kırmızı kart gördükten sonra sağ beke yine Barış Alper'i çekebildiniz. Bugün sol bekte yani Allah göstermesin Berkan Kutlu sakatlansaydı yerine koyabileceğiniz bir tane oyuncunuz yoktu. Böyle de bir durum var. Orta saha deseniz işte Oliveira oyuna girdi ama açıkçası o da tempo olarak hiç kaldıramadı oyunu.
Ön tarafta Tete oyuna girdi. Yani bilmiyorum, hani çok olumlu işler yaptı mı? Yaptı diyemiyorum. Zaha girdi, bir şeyler yapmaya çalıştı ama o da çok hani performans veremedi. Hiç oynamayan bir Hakim Ziyech var, sakatlığı devam eden. İşte Ndombele'nin durumu ortada. Mertens yani sürekli böyle 90 dakikayı da çıkaracak yaşta artık değil. Çok iyi niyetli oynasa ve bugün maçta da bence çok iyi olsa da. Torreira tüm yükü sırtlamış durumda. Kerem Demirbay'ın bir yükselen performansı var ama o da yani sürekli böyle işte hem lig hem Avrupa birlikte götürecek durumda değildi zaten. Ya belki de lig açısından Galatasaray için olumlu olmuştur ama Avrupa'dan elenmek Galatasaray adına her zaman kötü sonuçlanır. Yani Galatasaray her zaman Avrupa'yı hedefleyen bir takımdır. Avrupa'dan Galatasaray'ın bu seviyede elenmesi tabii ki üzücü oldu. Yani biz işte çeyrek finaller, yarı finaller beklerken burada elenmiş olması, bir de ilk maçı kazanmasına rağmen elenmiş olması birazcık yazık oldu diyebilirim.